Değerli basın mensupları, sevgili meslektaşlarım, 109 yıllık tarihinde Bursa Barosu sadece meslek örgütü olmakla kalmamış, bulunduğu kenti, insanını, doğasını korumak için de büyük bir mücadele vermiştir. Bursa Barosu'nun sadece çevreye yönelik hukuksuzluklara karşı verdiği mücadele onlarca cilt kitap dolduracak içeriktedir. Ne acıdır ki Bursa Barosu'nun çevre komisyonu aracılığıyla yürüttüğü mücadele çoğunlukla idarenin, yani devletin değişik birimlerince yapılan hukuksuzluklara karşı verilmiştir. Kendi yarattığı hukuku bizzat kendi eliyle denen idare, bu davranışıyla kurallara uymasını beklediği vatandaşını da hukuksuzluğa itmektedir. Kısaca, devlet yaptığı hukuksuzluklarla kişi ya da kuruma özel karar verenleriyle vatandaşını da hukuk dışı çözümlere yöneltmektedir. Bursa Barosu'nun çevre konusunda verdiği en çetin mücadele Kargil davasıdır. Bu davada hiçbir zaman Amerikan şirketi, yani Kargil, davalı olmamıştır. 1997 yılında başlayıp 20 yıl süren hukuk mücadelesinin tek muhatabı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin valiliği, bakanlığı, başbakanlığıdır. Birinci sınıf tarım arazisini hukuksuz bir şekilde Kargil için imara açan idare, henüz inşaat aşamasındayken verilen yürütmeyi durdurma ve iptal kararlarını uygulamamış, tesisin bitirilip faaliyete geçmesine ise göz yummuştur. Sonrasında verilen iptal kararları da adeta görmezlikten gelinmiş, aleyhte kararları bertaraf etmek için yeni yeni idari kararlar alınmıştır. Hatta bunlar da yetmemiş, yönetmelikler çıkarılmış, Türkiye Büyük Millet Meclisi de sadece bir şirketin çıkarı doğrultusunda çalıştırılıp özel yasalar çıkartılmıştır. Direkt olarak 20 yıllık bir mücadele sonunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden çıkan ve başvurucu meslektaşlarımızın haklı bulunduğu karar sevincimiz değil, utancımızdır. Hukukun üstünlüğünü savunan biz avukatlar, ülkemizin adalete erişim, bağımsız ve adil yargılama, evrensel hukukun gereklerini yerine getirme konularında birinci sırada olmasını isterler elbette. Yargı kararlarına uyulmamış olmasından ötürü ülkemizi uluslararası bir mahkemede mahkum ettirmeyi de elbette istemeyiz. Lakin dünya devi bir Amerikan şirketine her türlü olanağın hukuksuz bir şekilde sağlanmış olması, üstüne ilk zamanlarda bağımsız yargıçlara verilen kararların uygulanmamış olması, bu yargıçların sonradan görevden alınması, yargı kararlarını uygulamayan kamu görevlileri hakkında açılan tazminat davalarında hukuk literatüründe olmayan kavramlar yaratılarak derinilmesi bizleri AİHM'e başvurmaya zorunlu kılmıştır. Sürecin özetine gelirsek, Bursa ile Orhan Gazi ilçesinde Kargil şirketine nişasta fabrikası kurması için verilen izinler üzerine bunların iptali için dava süreci 1998 yılında, yani tam da bundan 20 yıl önce başlanmıştır. Bu davalar plan değişiklikleri, emisyon ve deşarj izinlerinin iptaline ilişkindi. Hükümet bu yöntemle sonuç alamayınca tesisin kurulmak istendiği yeri özel endüstri bölgesi ilan etmiş, fakat bu da Danıştay'ca iptal edilmiştir. Bunun üzerine toprak koruma ve arazi kullanımı kanununda değişiklik yapılarak tarım arazisi olan alan sanayi arazisine çevrilmiştir. Bu değişikliğin Cumhurbaşkanı tarafından meclise iadesi üzerine ikinci defa yasa değişikliği yapılmıştır. Bu yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmuş, yasanın kişiye özel çıkarıldığının belgelenmesine rağmen bu başvuru Anayasa Mahkemesi'nce reddedilmiştir. Sürecin tümünde anayasaya göre millete ait egemenlik yetkisinin yargı kısmını Türk milleti adına kullanan mahkemelerin çeşitli kararları uygulanmayarak yargı kararlarının etkisiz hale getirilmesi için plan ve yönetmelik değişiklikleri ve son kertede de iki defa yasa değişikliği yapılarak Türk milletinin egemenlik hakkına hükümetler ve idare organları tarafından müdahale edilerek anayasanın kurucu ilkeleri ayaklar altına alınmıştır. Halen devam eden bu yargı sürecinden sonuç alınamaması üzerine 2005 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin adil yargılanma hakkı, yaşam hakkı, aile ve özel yaşam hakkı ve etkili başvuru haklarının ihlal nedeniyle başvuru yapılma zorunluluğu doğmuş ve bu başvurular da yapılmıştır. Yaklaşık 13 yıl sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu başvuru nedeniyle sözleşmenin adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir. AİHM kararında dönemin Başbakanı, Bayındırlık ve İskan Bakanı ve Gemlik Belediye Başkanı'nın mahkeme kararlarının uygulanması konusunda sorumlu olmalarına rağmen İdare Mahkemesi kararlarını uygulamadıklarını tespit etmiş
ve kararı uygulamayan yetkililer hakkında açılan tazminat davasıyla ilgili olarak da Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ve Hukuk Genel Kurulu'nun verdiği kararlara üçer kez atıf yaparak bu durumu özellikle vurgulamıştır. Atıf yapılan kararlarda idare mahkemesi kararlarını uygulama imkanına sahip yetkililerin bunun gereğini yerine getirmedikleri ve bu nedenle yargı kararlarından uygulanmamasından doğan zararlardan İdari Yargılama Usul Kanunu'nun 28. maddesi uyarınca şahsen sorumlu oldukları tespitini yapmıştı. Bu bağlamda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, hukukun üstünlüğünün temel unsurlarından birinin hukuki kesinlik ilkesi olduğunu ve herhangi bir anlaşmazlıkla ilgili nihai bir yargı kararının sorgulanmaması gerektiğini bir kez daha inelemiştir. Yasa değişikliği, henüz uygulanmamış birçok nihai yargı kararının etkisiz hale getirilmesini mümkün kılmıştır. Sonuç olarak mahkeme, bir dizi nihai ve uygulanabilir yargı kararını uygulamak için gerekli tedbirlerin almaktan yıllardır kaçınan ulusal makamların başvuranları etkili yargı korumasından mahrum bıraktığını da ayrıca tespit etmiştir. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6.1 maddesi yani adil yargılanma hakkı ihlal edilmiştir. Yargı kararlarını uygulamayan yetkililer hakkında açılan ve halen devam eden tazminat davası da hukuken karmaşık bir dava olmamasına rağmen maalesef halen devam etmektedir. Bununla ilgili olarak yargılamanın makul sürede bitirilmemesi nedeniyle Avukat Ali Arabacı, Avukat Cumhur Özcan, Avukat Yahya Şimşek tarafından Anayasa Mahkemesi'ne 2016 yılında bireysel başvuruda yapılmıştır. Bu başvuru halen Anayasa Mahkemesi önündedir. Ayrıca Kargil'e toprak koruma ve arazi kullanımı kanunundaki değişikliğe dayanılarak verilen izne ilişkin Bursa Barosu tarafından açılan bir dava ve yine değişiklik sonrası yapılan 1/1000 ölçekli plan değişikliği ilişkin davada halen idare mahkemeleri önünde derdestir. İnsan haklarını ve hukukun üstünlüğünü savunma görevinin bilincinde olan Bursa Barosu, ülkemiz adalet sistemini rencide eden ve hukukun üstünlüğünü ayaklar altına alan bu süreci kararlılıkla sonuna kadar takip edecektir.